Hardware Plus Online e hoş geldiniz. Bu videomuzda Turkcell'in en yeni akıllı telefonu Turkcell T50'yi inceliyoruz. Şimdi Turkcell T50 gerçekten önemli bir model çünkü e, günümüzde akıllı telefonların amiral gemileri özellikle 2000 lira, 2500 liraya kadar çıkan fiyatlar görüyoruz. E, Birçok kişi doğal olarak bu fiyatları bir akıllı telefona vermeyi uygun görmediği için e, daha bütçe dostu modellere yöneliyor ve Turkcell T50 de 700 liralık, 699 liralık bir telefon olmasına karşın Android'in en son sürümü olan 4.4 KitKat ile beraber gelmesi performanslı bileşenleri gibi özelliklerle birçok kişinin tercih edeceği ve bence de <laughs> tercih etmesi gereken bir model. Şimdi öncelikli olarak tasarımından başlayalım. Tasarımda ben T40'ın tasarımını pek fazla beğenmiyordum. T40 da fiyatına göre iyi işler yapan bir telefon olmasına karşın tasarımı biraz daha Kalındı, işte çok fazla günümüzün akıllı telefonlarına ayak uyduramıyordu açıkçası. Ama Turkcell T50'ye baktığımız zaman T40'a göre gerçekten bir tasarım anlamında çağ atlamışlığı görüyoruz. E şimdi telefonun arka yüzeyi çok dikkat çekici. Yakın detaydan da daha iyi anlayacaksınızdır. Bu bizim Sony Xperia cihazlarda gördüğümüz cam plastik adı verilen ve dümdüz plastik yerine bu cam plastik alanda böyle desenli bir tasarıma yer vermiş Turkcell ve gerçekten telefonun hem arka yüzeyi bu malzemeyle beraber hem de genel tasarımı çok iyi gözüküyor. Şimdi tasarım konusunda 7.8 milim olduğunu söyleyelim. Hani ne ince ne kalın diyebileceğimiz ve ergonomik açıdan da bence çok uygun bir kalınlık bu. Hafiflik önemli. Çok hafif bir telefon 130 gram. Bataryası çıkarılamıyor bu arada. Böyle yekpare bir e, tasarımda geliyor. Bataryasının çıkarılabilir bir özelliği yok. E, şöylece 130 gram ve gerçekten tüy gibi bir telefon diyebilirim. Ben tasarımı genel olarak çok beğendim. Şu arka yüzeyi başta olmak üzere. Telefonun ergonomisi gayet iyi. Ele iyi oturuyor ve hafifliğiyle beraber de çok iyi işler başarıyor bu konuda. Şu e, dikkatimi çeken böyle ufak ama güzel bir detay. Bu ses açma kapama tuşu ve... E, Power tuşu da böyle biraz pütürlü kullanırken hissediyorsunuz ve kullanmanız daha kolay oluyor. Tasarım konusunda bence gerçekten genel anlamda T40'ın üzerine çok çok koymuş ve günümüzün akıllı bütçe dostu olmasına rağmen günümüzün amiral gemileriyle yarışabilecek kadar da şık ve güzel gözüken bir telefon ortaya çıkmış. Şimdi ekranıyla devam edeceğim. Ekranı 5 inçlik bir ekranla geliyor. Yine e, günümüzde artık fabletler bile 7 inçe doğru kaymaya başladığı için herkes artık akıllı telefonda büyük ekran istiyor. 5 inçlik bir e, ekran boyutu da herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve o istediği büyüklüğü karşılayabileceği bir boyut bence. E, 720p çözünürlüğü var. 720p çözünürlükte olması önemli. Çünkü orta segmentte yer alan bir telefon olduğu için 1080p çözünürlük veya işte daha yükseğinin olduğunu düşündüğümüzde performans tarafında bazı darboğazlar yaşanabilir. Ama 720p hem ekranın görüntülenme deneyiminin iyi olması açısından yeterli bir seviyedeyken hem de performansta oyunlarda özellikle sizin darboğaz yaşamamanıza etki ediyor. O yüzden 720p çözünürlük bence bu telefonda yer verilmesi gereken doğru çözünürlük ayarıydı ve öyle de yapılmış. Şimdi ekran TFT ama TFT olması sizi korkutmasın çünkü Yakın detaydan da anlayacaksınızdır biz hani son dönemde ips e, panelleri o kadar çok alıştık ki e, ips görmediğimiz zaman bir Allah Allah yani tft ki falan diye söyleyebiliyoruz ama ben telefonun ekranını gördüğüm zaman ips olup olmamasını hiç takmıyorum çünkü gerçekten çok güzel gözüküyor e, pixel görmeniz çok fazla mümkün değil tft olduğu için bir de şöyle bir avantajı var hani bataryada e, biraz daha uzun ömürlü oluyor böyle de bir avantajı var. Ekranda genel olarak orta segmentte yer alan bir telefona göre çok çok iyi. 720p çözünürlük çok gerekli. Ben zaten hani çok fazla eğer e, bütçe dostu bir telefon olacaksa performansta e, kötü sonuçlar alabileceksek çok fazla çözünürlüğe gerek olmadığını düşünenlerdenim. Ekran konusunda diyeceklerim bu. Hemen donanıma geçeyim. Şimdi... Orta segmentte yer alan ve bizim son dönemde işte HTC One Mini 2, Sony'nin yine orta segmentin yeni nesil orta segment cihazlarında gördüğümüz 4 çekirdekli Snapdragon 400 işlemcisinden gücünü alıyor. Biz son dönemde zaten Snapdragon 400'lü birçok cihaz incelediğimiz için nasıl sonuçlar verdiğini gayet iyi biliyoruz. Orta segmentin yıldızlarından Snapdragon 400. Bütçe dostu telefonlarda yer veriliyor ve en son oyunları bile rahatlıkla oynamanızı imkan tanıyor. Bununla beraber telefonda 1 GB... RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Şimdi dahili depolama alanında telefonun bence tek handikapı yani genel olarak tek handikapı microSD kart desteği olmaması. Zaten hani işletim sistemi de belli bir kısım sizin e, dahili depolama alanınız yediği için size böyle bir 10 GB'lık falan bir alan kalıyor. Eğer çok çok fazla işte uygulama oyun yüklerim ben diyorsanız bu aklınızın bir köşesinde dursun. Çünkü hafızasını artırabilme şansınız yok. İşte e, rotasyona giderek yani bir oyunu oynayıp onu silip daha sonra başka bir oyun yükleyerek eğer çok fazla yüklüyorsanız tabii hani böyle idare edebilirsiniz. Bu aklınızın köşesinde bulunsun. Bence de telefonun en e, dikkat çeken eksi yanı o zaten ondan başka da çok fazla bir eksi yanı yok. Android 4.4 ile geliyor. Bu çok önemli. E, orta segmentte 700 liraya satın alabileceğiniz pek fazla Android 4.4 Kitkat'la katla kutudan çıkan telefon yok. E, Tabi arayüzü Turkcell'in kendi özelleştirdiği bir arayüz. Arayüz geçişleri şöyle gösterecek olursam gayet hızlı herhangi bir takılma yok. Telefonun sol kısmında böyle birçok kişinin hayatını kolaylaştıracak bizim daha T40'ta da gördüğümüz şöyle bir kart görünümü var. Burada mesela favori kişiler var. O kartı Yukarı aldığımda uygula genel uygulamalarımı görüyorum. Bir daha yaparsam mesajlar, böyle fotoğraflar ve Facebook gibi bir kart görünümlü bir arayüz yer verilmiş. Bu T40'da da vardı. Bunun dışında yazılımda tabii ki bir Turkcell telefonu olduğu için, işte Turkcell'in seyahat uygulaması, Turkcell direkt hepsini bir yerde görebildiğiniz Turkcell menüsü e, gibi birçok farklı uygulamayla beraber geliyor. Artı Turkcell'den bağımsız olarak siz telefonu kutusundan çıkardığınızda, işte Facebook, Twitter, Flipboard, Gmail... Gerçi Gmail zaten Google'la hepsinde beraber geliyor ama işte Facebook gibi, Twitter gibi mesela SwiftKey, Turkcell adıyla beraber geliyor. SwiftKey Android'in en sevilen klavye uygulamalarından biri. Hani böyle kullanıcı dostu yazılımlarla beraber geliyor. Siz tek tek Google Play'den uğraşmayın diye. Türk Turkcell kendi uygulamalarıyla beraber bunları da telefonu yüklemiş. Ha dilerseniz kullanmayacaksanız tabii ki silme imkanınız da var. Son olarak kameradan bahsedeyim. Şimdi son dönemde biz şu ana kadar son işte bir 3 aydır falan hangi telefonu incelersem inceleyeyim bir selfie kamerasından bahsediyoruz telefonların. Hatta ön kameranın adı selfie kamerasına dönüştü. Çünkü bir dünyada selfie akımı olduğu için bütün akıllı telefon üreticileri de bugüne kadar yapmadıkları bir şey yapıp ön kameraya da önem vermeye başladılar. Turkcell T 50nin de ön kamerası gerçekten çok iyi sonuçlar veriyor. Arka tarafında ise tek LED flashlı 13 megapiksellik bir arka kamera var. Bu arka kamera da yine aynı şekilde 700 liraya satılan ve orta segmentte yer alan bir telefon olduğunu düşündüğümüzde kalburüstü bir performans gösteriyor. Hatırlarsanız LG G2 hala çok satan ve fiyatı da e, Turkcell T50'ye nazaran yüksek bir telefon ve onda da 13 megapiksellik bir kamera var. Ha tabii ki sensör kaliteleri farklı. Evet LG G2'nin kamerası 13 megapiksel olmasına rağmen daha iyi ama 700 liralık Turkcell T50'nin de kamerasının kendi fiyat bandındaki diğer telefonlara göre gayet iyi olduğunu söylememiz gerek. Bataryada bahsedeceğim çok kısa, çıkarılamaz bir batarya olduğunu söylemiştim. Bu da belki Micro SD kart ile beraber telefonun bir diğer handikapı olarak nitelendirilebilir. 2300 mAh değerinde bir bataryası var. Bu batarya yaptığımız testlerde özellikle ekranın TFT olmasına karşın iyi sonuçlar veriyor. Yani ben yaptığım testlerde şunu söyleyebilirim. Bir günü çok rahatlıkla çıkartırsınız. Eğer öyle hani ben oyun oynamam, işte internete girmem gibi bir kullanıcıysanız bir günü de aşacaksınızdır. Bir, bir buçuk günü çok rahatlıkla zorlayacaksınızdır. Donanım tarafında ben şundan bahsetmedim. Şimdi aklıma geldi, onu da hemen söyleyeyim. Turkcell TL'nin bu Snapdragon 400 işlemcisi o kadar iyi sonuçlar veriyor ki çok rahatlıkla <laughs> Real Racing 3, GT Racing 2, hani bizim Google Play'de ya bu işte telefonu neyle test edeyim diye sorduğumuz zaman kendimize en çok grafik isteyen, işlem gücü isteyen oyunlarını bile çok rahatlıkla çalıştırabiliyor. Zaten Real Racing 3 deneyimini yakın çekimlerde de size göstereceğiz. 700 liraya aldığınız bir telefonla bu kadar akıcı bir şekilde Real Racing 3 oynayabilmek bence nimet. Şimdi sonuç olarak Turkcell T50 geçen senenin T40'ına göre hem tasarım hem donanım olarak üst bayağı bir... Yol kat etmiş çok üstüne koymuş bir telefon Şunu da söyleyeyim ben yakın zamanda Turkcell T50'yi Daha önce tabi satışa çıkmadan bize geldiği için denemiştim annem bir telefon istiyordu ve Hani ona uygun görüp satın aldım Hani o kadar beğendim ki gerçekten satın aldım Eğer bir akıllı telefona 2000 lira verecek bir bütçeniz yoksa daha uygun bir fiyatla işte 700 lira gibi bir fiyatla bir akıllı telefon alayım ve amiral gemilerinin yapabil, yapabildiklerinin birçoğunu ben de yapabileyim diyorsanız Turkcell T50 sizin aradığınız telefon bütçe dostu kategorisinde fiyat performans kategorisinde gerçekten çok iyi bir telefon olmuş. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere hoşçakalın.